galibiyet devamında Kasımpaşa'ya giderler. Evet arkadaşlar, şimdi bazen futbolda iyi futboldan ziyade akılcı, rasyonel oynamanız lazım. Skora oynamanız lazım. Hafta içerisinde bütün çalışmalarım, biliyorsunuz, bir hoca değişikliğine gidildi. Ama bu hafta takımın başında hem geçen sene ki yerli futbolcuları hem de bu sene alınan yeni futbolcuları çok iyi tanıyan bir hoca ben vardım. Bunlarla iki yerli bir birliklerimiz vardı. İlk iki maçta iyi futbol oynayarak mağlup oluyorduk. Önemli kritik anlarda konsantremizi kaybediyorduk. Bu da bize bu üçüncü maça umut veriyordu. Bütün planlarımız ona göre, çalışmalarımız ona göreydi. Bir gram bile özgüvenimizi kaybetmeden bu maça hazırlanmıştık. İnanın bugün çok güçlü bir takıma, çünkü Rıza Hoca'yı tebrik etmek lazım. Geçen sene bildiğiniz gibi Kasımpaşa her hafta beşer tane gol yiyordu. 5-2'de Gençler Birliği biz yenmiştik yani. 6 tane Mersin. Göbek'teki Don't'la oynayan futbolcuyu çok iyi çözmüş. Göbeği halletmiş Rıza Hoca. 2 tane yeni stoper. Don't'u öne almış. Gördüğünüz gibi 3 maçta sadece 1 gol yedi Kasımpaşa. Rıza Hoca'yı da bu konuda tebrik ediyorum. Ve inanın bana, Kasımpaşa çok can yakacak. Çok güzel yerlere gelecek. Çünkü çok iyi takım. Ama biz bugün futboldan ziyade, futbolcuma dedim ki, futboldan ziyade satranç oynayacağız. Ayakla satranç. Futbol oynayacağız ama satranç oyuncusu gibi düşünmek zorundayız. Bekleyeceğiz kendi fırsatlarımızı. Gol yemeden o galibiyet golünü bulmamız gerekiyor. Nitekim de öyle oldu. İlk yarıda onlar da atabilirdi bize. Bir iki tane net gol pozisyonu yakaladı. Biz de net gol pozisyonu yakaladık ilk yarıda. Ama ikinci yarıda dikkat ederseniz çok iyi kilitledik onları. Kontrataktan bir tane gol bulduk İrfan'la. Bir iki tane daha bulabilirdik. Çok mutluyuz. İlk iki hafta üzmüş olduğumuz taraftarlarımıza ve başkanımıza bu galibiyeti hediye ediyoruz. Başka soru var mı arkadaşlar? Hatta'yla bir tartışmamız oldu 70. dakikada, Hatta'yla defansta. Tartışmamız oldu. Dekoraj değişikliğiyle. Evet, Hatta'yla tartışmam olmadı. Hatta'yı sadece biraz daha agresif oynamasını istedim. Yani daha agresif topa girmesini istedim. Onu tartışma olarak kabul etmeyin. Benim biraz hırslı bir yapım var ya, bazı uyarıları yaparım ama 2-3 defa tekrarlarsa aynı şeyi, o zaman farklı bir beden dili göstermem gerekir. Ondan özür diledim yanlış anladıysa, ama inanın bana antrenör psikolojisini de anlamaları lazım futbolcuların. Kaleci değişikliğine, dediğim gibi yani yeni gelen bir kaleci, 3 tane iyi kalecimiz var, Yohannes de iyi, Ferhat da iyi, Özkan'ımız bizim iyi. Artık o üçlü arasında rekabete girecekler ama Yohannes'i tebrik etme gerekiyor, gördünüz bugün. Özellikle ilk yarıda iki tane net gol pozisyonu çıkardı. İkinci yarıda müthiş bir güven verdi bizim savunmaya. Savunmaya şöyle bir mesaj verdi: korkmayın, arkanızda ben varım. Ve inanıyorum ki diğer yabancılar da biraz daha ileriki günlerde adaptasyon sürecini geçirecekler ve onlardan verim, çok daha yüksek verim alacağız hep beraber. Şanssız bir maç yaşadık. Hem yediğimiz gol olsun. Şanssız bir gol. Kalecimiz dünya çapında bir kaleci. Ve tabii ki o pozisyonu herhalde yakaladım. Top bende garantiler gibi aldı ve maalesef gol oldu. Futbol hatalar oynuyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Bana göre en büyük hatalarımız bizim kaçırdığımız goller. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar. Onları atmamız gerekiyordu. Maç olarak geneline baktığınızda çok üstün oynadık. Pozisyonları belki hiç vermedik. Belki üçlükleri olmuş olabilir. Ama onun dışında özellikle ilk yarı bizim kaçırdığımız goller var. Bu golleri kaçırırsın. Tabii ki böyle de şanslı bir gol yersen mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Biz geçen haftalarda da aynı sorunu yaşamıştık. Yine oynadık. Başakşehir maçında da sürü pozisyonları verdik. Onları da değerlendirememiştik. Onları özellikle deplasmanlarda değerlendirmemiz gerekiyor. Ama maalesef bugün değerlendiremedik. Bu verilen ara inşallah iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Bu hatalarımızı telafi edeceğiz. Şu lig çok uzun bir maraton. İki maç kazanmayla iki maç kaybetmeyle lig bitmiyor. Bana göre esas maçlar ayın birinden sonra başlayacak. Çünkü transfer bitiyor. Artık herkes kendi işine bakacak. Başka şeylerle ilgilenecek. O yüzden de biz de yeni bir takım sayılırız. Eksik arkadaşlarımız da var. Bugün onların arkadaşlarımızla sıkıntı anı yaşadık. Artık bundan sonra hep beraber çalışıp daha iyi duruma geleceğiz.
Teşekkür ederiz. Uğur, ilk 11'de forma şansı buldun. Güzel de keyifli bir maçtı aslında ama yine de şans eseri. 3 puan aldık diyebiliriz. Bir değerlendirmeni alabilir miyim? Ya tabii ki maçtır öndeydik. Hep önde olduğumuz takdirde gol yiyip maçı veriyorduk. Çok üzücü oluyordu bizim için. Ne bileyim işte başkanımızın kararıyla hocamız gitti. Bir biz hiç şey yapmadık, yolumuzu devam ettik. İyi çalıştık hafta içi. Biliyorduk hani galip geleceğimizi. Hep son dakika artık olmayacağını biliyorduk. Gönlümüz birmiş, kalbimiz birmiş hep beraber. İnanmıştık çünkü bu maça. Öyle de bir gol oldu. Bu da bence inanmanın golü diyorum. İyi savunma yaparak maç kazandığımızı düşünüyorum. İrfan o gol neydi öyle ya? Vallahi abi orta çimlerin gol oldu. Allah'a şükürler olsun. Ay güzel bir oyun vardı aslında senin açından en azından. Takım olarak yine bir eksiklik göze batıyor ama ne ya diyorsun? Zaten iki maçtır iyi oynuyorduk. Sadece son dakikalarda hani biraz konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Bu maçta da çok iyi oynadık. Ve hani hakkımız olan puanı aldık. Belki de Allah'ın takdiriydi o golde. Takımın psikolojisi nasıl oldu? Yani bu iyice sıkıştıydı çünkü biz de taraftar evet, olarak takım, da şey yaptık. Takım olarak da hani psikolojimiz biraz hani düşmüştü ama şimdi çok üst seviyeye çıktı. İnanıyorum ki daha iyi olacak. Milli maç arası, ondan sonra Bursa ve Beşiktaş zorlu bir seri sizi bekliyor. Evet. Kudüs çilavı oldu takıma. Var mı diyeceğim şey? Yani elimizden geleni yapacağız iki maçta da. Bu sezon daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Bu maçtan sonra. Kaleye geçti. Bugün çok iyi bir performans sergiledi. Şeyle ilgili oyunla ilgili bir düşünüyorum. After two games, you start to play in the first 11 and today in your first game you showed very good performance. What do you think about you and the game? Bugün özellikle defansif anlamda çok iyi oynadık. Takım halinde kompakt bir oyun ortaya koyduk. İlk yarıda iki tane de pozisyona girdik fakat değerlendiremedik ve ilk yarı 0-0 bitti. Oyunun genelinde şöyle çok iyi bir defans ve takım halinde kompakt bir oyun sergiledik. Ve maçı enteresan bir golle galip gelmesini bildik.